Isparta'da yoğun kar yağışından sonra meydana gelen elektrik kesintisinin yarattığı sıkıntı muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalan Isparta'da yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaştı. Isparta'da yoğun kar yağışından sonra meydana gelen arızalar nedeniyle günlerce devam eden elektrik kesintileri muhalefet partilerinin eleştirilerine yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik olmadığı için karanlıkta kalan Isparta'nın sokaklarında çekim yaptı. Bugün buraya bakan gelmiş. Bakan bakmış gitmiş. Neden? Çünkü enerji lobilerine teslim olmuş bir enerji bakanlığı var. Dağıtım şirketlerine teslim edilmiş bir enerji politikası var. Ne olması gerekir? Yatırım yapılması gerekir. Dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarını yapması gerekirdi. 10 yıldır, 15 yıldır yapılmayan yatırımlar neticesiyle bu durumda oluyor. 2013 yılında dağıtım şirketleri özelleştirildiği zaman dönemin bakanı dedi ki, bundan sonra bu dağıtım şirketleri kaliteli elektrik getirecek. Yok. Dedi ki ucuz elektrik getirecek. Yok. Efendim dedi ki kayıp kaçak vesaire azalacak. Yok. Ve dedi ki şirketler para kazanacak, devlete vergi ödeyecek. Şu andaki durum nedir? Şirketlerin borçları faturaların üstüne bindiriliyor ve vatandaşlarımız ödüyor. O günden bugüne kadar 5 kat 6 kat arttı dağıtım ücretleri. Sonuç 21. yüzyılda karanlığa mahkum bir Türkiye. Elektriğe yapılan zamların da ödenebilir olmaktan çıktığını söyleyen Akın iktidarı eleştirdi. Isparta burası 500 bin nüfusun üzerinde nüfus. Vatandaşımızı karanlığa mahkum ettiler. Ve getirdikleri noktada elektriğimiz hem ödenebilir olmaktan çıkmış durumda hem de ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda. Ülkeyi bu hale getiren AK Parti iktidarı bunu çok iyi bilmeli. Getirdiği noktada vatandaşlarımız artık evlerinde birbirlerine sarılarak oturuyor. Bu devirde buna reva mıdır bu insanlara? Dağıtım şirketleri 6 kat 7 kat kazançta aldıkları zamandan bu zamana kadar getirdikleri rakamlarla 6 kat getirdikleri zamla vatandaşlarımızı soğuğa mahkum ettiler. Bir taraftan da çıkıyorlar şöyle diyorlar, biz sizi biliriz. Mumları biliriz. İşte mumları yaşıyor vatandaş. Gaz lambalarını yaşıyor vatandaşımız. 21. yüzyıldayız. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Mumla aydınlanan evlere de konuk olan Akın, Ispartalılarla konuşup çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi bugün kaçıncı gündü? 72 saat bitti. Dördüncü güne girdik artık. Bugün şimdi 72 saat bitti. Dördüncü gündeyiz. Elektrik yok. Isparta'da. Yok, evet. Al işte mum da var. Mumu da yakmışsınız. Ben mumu da yaktım. Yazık ya. Hatırlattı. Birileri. Tabii. Siz mumu seviyorsunuz dedi.